Selam, ben Suzan Tuna. Açık Açık Podcast'ime hoş geldin. Sevgili Serena'yla beraber gene muhabbetlerin dibine daldık ve hemen bir kayıda yapalım dedik. Evet. Nasılsın? Bakalım. İyiyim. Seni bir süredir göremiyorum. Evet. Sen evet. Güzel bir tatil yaptın. Gibi. Güzeldi. Çok aşırı sıcaktı ama güzeldi. Evet. Sıcak bayram pek iyi değil ya. Biliyorum. Akıyor her yerden. Akıyordu. Farkındayım aynen. Yani bugün de yine sıcak bir gündeyiz. Evet. Yapış. Evet. Öyle. Şimdi demin konuştuğumuz konuları bir açalım bence. Evet, biz açalım. Birbirimize bir araya gelince bir şekilde ipin ucunu kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Ve o kadar güzel konular çıkıyor. Keşke diyoruz ondan sonra bunun kaydını yapsaydık. Aynen. Çünkü güzel konuların bir ele aldığımız, hani bunu mu konuşalım, şunu mu konuşalım derken o konunun içine böyle bir girdiğimiz bir an oluyor. Evet. Şeyden girmiştim ben aslında, hani buraya nasıl geldim, bu ilişkilere niye kafayı taktın evet. konusuydu aslında. Evet. Ve evet, bunu anlatmak isterim çünkü aslında hepimiz çok benzer deneyimlerden geçiyoruz. Ve bu aslında hep ilişki bazlı bir şey. Yani ben 35 senelik artı ikisi var, 37 senelik bir ilişkiyi sonlandırıp tek başıma bir hayata başladım. Hayatımda ilk defa hiç, yani annemle beraber yaşarken babamın yanına geçtim. Baba kız bir 5 sene geçirdik. Ondan sonra 5 mi 4 öyle bir şey. Ondan sonra da kendi evimi kurup bir aile evinde boşanana kadar oradaydım, öyle söyleyeyim. Ve burada nerede biz bir şeyleri kaçırdık, ne oldu, neden değiştik gibi tabii kafama takılan bir konu oldu. Ve bu arada ben 35 yaşından beri deli gibi terapi eğitimleri, terapist olma yolunda, homeopati olsun, recall olsun, reiki masterlığı var, aile dizini falan, bunların içindeyken tabii temizlik başlamıştı. Çünkü çok her ailenin ciddi konuları var. Yani hiçbir anne babayı suçlamak haddimize değil. Herkes bildiği kadarını, bildiğinin en iyisini yaparak çocuğuna yardımcı olmaya çalışıyor. Bunu ama anlayabilmek ciddi bir sürecimi almıştı. Ondan sonra bu eğitimler başladığında çok destek olmuştu o zamanki eşim. Sonra zaman içerisinde ya sen yine bu işlerle falan deyip aslında ilgi odağının azaldığını ve ben ona, kendime de ilginin azaldığı gibi görmeye başlamıştım. Ve bir şekilde bittikten sonra bir de bizim bir tekne maceralarımız var ve ben orada aslında hiç görülmediğimi, değer duyulmadığını, değer ve saygı görmediğimi düşündüğüm bir alana girdim ve çok ciddi bir psikoza girmiştim. Ondan sonra buraya geldiğimde, İstanbul'a geldiğimde evet, bir şey gibi, komedi gibi söylediğim şuydu: Suzan'la Suzan baş başa kalmak istiyorum. Hiç olmadım. Benim kendimle çalışmam, kendimi bulmam gerekiyor. Geldim 3 gün sonra korona oldu. Dedim ki evet, çok dikkat etmem lazım. Ne istediğime dikkat etmem gerekiyor. Evet, ne diyorsam oluyor. Neyse, ama bana yani inanılmaz iyi gelen bir dönem. Benim dışarıda olup bitenler, televizyonum yok, radyom yok, bir tek Spotify var, cep telefonu var, başka hiçbir şey yok. Ve aslında resmen inime girip orada, biz ne yanlış yaptık girince, patır patır bununla ilgili de uluslararası o eğitimlere girdim. Zaten şeyde bu bütün korona dönemi Amerika'dan, işte İngiltere'den, evet, Almanya'dan eğitimlerle nerede neler oluştuğunu gördüm. Ve ondan sonra da bu ilginç kitap karşıma çıktı. Daha doğrusu onu daha önceden ben almıştım ve önünde bir tane bu Kadın Beyni diye bir kitap. Dr. Loan Brizendine diye bir isim, bir zor bir ismi var. Bir psikiyatr ve 30 senelik deneyimini iki tane kitapta toplamış. Birisi Kadın Beyni, diğeri ise Erkek Beyni.
Bu arada kadın olmak, erkek olmak, kadın beyni, erkek beyni bir arada bir sürü başka yazarların kitapları var. Bu başlı başına, her biri tek başına. Bunu alıp okumaya başladığımda böyle ilk 10 sayfasından birinde iki böyle şey karşılıklı bir sayfa var. Orada fetüsten menopoz sonrasına kadar kadındaki değişimleri anlatan neler oluyor, nasıl davranıyor ve yaşamdaki duruşunu anlatıyor. Ben onu aldım, gösterdim o zamanki eşime, dedim ki bak ben tam buradayım, görüyor musun? Ay 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 evet dedi, tam oradasın. Halbuki biz orada yakalayabilirdik tekrar, o olmadı. Sonra gördüğüm, benim için gördüğüm en önemli şey ve bu bir tek partner, hayatımızı birleştirdiğimiz kişiyle olan ilişkimiz değil, bütün ilişkilerimiz için geçerli. İletişim. Ana başlık. Olay bir orada bitiyor. Evet. Çünkü sen karşındakinle neler hissettiğini, ne kadar kırılgan olabileceğini, neyin sana iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini anlatamazsan, evet, ve çıkıyorlar saçmalama ya öyle şey mi olur deyip zaten bindiğin köprüyü kesmeye başlarsan ilerlemez. Kadının 3 tane ana hormonu var. Östrojen, projesteron ve testosteron. Erkekte testosteron var. Progesteron hiç yok. Şimdi bizim bu üçlümüz bize duygu bedenimizin çok güçlü olmasına yardımcı. Tamam. Daha empati kurabiliyoruz. Daha bilgileri bir araya getirip duygu da yükleyerek götürüyoruz. Burada erkeğin bir dezavantajı var bu konuda. Ama orada durduğunda sen karşındakinden böyle bir laf duyduğunda diyorsun ki bir dakika ya, yani nasıl dönecek bu? Evet. Sen bir tokat, iki tokat, üç tokat da geri çekilmeye başlıyorsun ve kendini ifade etmeyi bırakıyorsun. Konuşmama. Konuşmuyorsun, paylaşmıyorsun, paylaşmıyorsun, hayatı paylaşmıyorsun. Ve akşam yan yana yattığın zaman iki dakikalık sevişmeyle de o ilişki toparlanmıyor. Evet. Bedenler ne kadar birbirine alışmış olsa da, çünkü bir kimya olayımız var, bir koku var, dokuya bağımlılığımız, çünkü alışmışız, onu seviyoruz, evet. Herkes cinselliği sever, travması yoksa, öyle söyleyeyim. Ona devam edebilirsin ama yataktan çıktıktan sonra herhangi bir iletişim, birbirini anlayış ve o alanı korumak, beraber olduğun alanda ben seni görüyorum, anlat diyemediğin zaman iki yabancısın. Ve Esther Perel'in çok tatlı bir kitapları, müthiş. Tepsi Türkçe'ye çevrilmedi ama bir tane kitabında şundan bahsediyor. Diyor ki 10 sene boyunca bir iletişimsizlik oluyor. Aynı evde yaşıyorlar ve kadın cinselliği de bırakıyor. Çünkü kadın oradan hemen kapatıyor. Yani o bizim maalesef demeyeceğim. O bizim koruma mekanizmamız. Yani bizi merkezimizi tutmak için çalışan. Ama onu duymamaya da yapıyoruz. Ben kendimden biliyorum. 5 sene boyunca dinlememeye özen ve itina gösterip terapilerde kadınlara bir de beden akıllıdır, o söyler diyen kadın. Yani o kendine yapamadığın var ya, o çok ilginç bir şey. Evet. Biz bu ara homeopatide her birimiz, her homeopat başka bir homeopata tedaviye gideriz. Kendi kendimize herhangi bir şey yapmamak için. Çünkü biz kendimizi görecek yerde değiliz. Evet. Antiparantez, bu çok değerli bir şey bence. Ve beden evet bir şekilde kapatıyor kendini. Sen görmemezlikten geliyorsun ama yürümüyor. Ve Esther Perel diyor ki çiftler gelmiş. Kadın tamamen kapatmış. Ondan sonra da erkek başka bir kadına gidiyor. Tamam mı? Ya da tam tersi de olabilir. Kadın çok aktif, evet, erkek hiç istemiyor. Sonra da sen beni aldattığına geliyor. Şimdi benim ilişkimde öyle bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Beni de ilgilendirmez. Ben orada olduğum sürece bu hissiyatım yoktu. Hiç önemli değil. Ama bitmiş olan bir kitap vardı. Ve bunu
saygıyla, hoşgörüyle kapatabilmek çok önemli. Çok önemli. Ve buradaki en büyük, yani ilmiğin koptuğu alan, yani o çorap söküğünün başladığı yer, iletişimi koparmak ve cevap vereceğine susmak. Ve geri çekilmek. Bu da aslında bir şiddet bu arada bence. Kesinlikle şiddet. Tabii ki. Sessizlik, yani ha sessiz bağırarak konuşmak, ha hiçbir şey söylemeden orada böyle de hani bir şey alıp okumak ya da telefona bakmak ve ben seni görmüyorum demek aslında. Ve orada bitiyor. Ve bu çok değerli bence, bunu fark etmek. Eğer hakikaten birbirimizi seviyorsak insan olarak, kırmadan, evet bazı şeyler sona erebilir. Biz arkadaşlıklarımızda da bazen böyle ne bileyim 5 sene 10 sene beraber olduğum bir arkadaş grubundan zamanla böyle ilgi alanların değişiyor falan. Ama kırıcı olmak zorunda değilsin. Evet. Bu ikili ilişkiler için de geçerli. Evet. Yani evet bir süre beraber bir tarih geçirmişsin. Ona saygıyla tatlı bir şekilde bırakma hakkına da sahipsin. Burada kırıcı olmak aslında tamamen o içerideki o hikayeci tip var ya, bıdırdır eden ve yargılayan, müthiş yargıç, onun bir kurbanı olmak. Çünkü yaşadıklarının ve de yaşadıklarına bir saygısızlık bu. Sen bu kadar sitin sene beraber olmuşsun. Bizim benim örneğimde gibi 35 artı 2. Bu kadar süreden sonra ben niye böyle bir şey yapayım ki? Yaşanmış muhteşem bir hikaye. Yani sizin şu an mesela eski eşinle olduğunuz nokta da bence çok örnek bir nokta. Yani güzel bir noktadasınız, ben dışarıdan gözlemleyerek. Daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Daha evet. Diyalogda olabiliriz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hemen şey aynen. Diyeyim. Evet. Yani Türkiye'de gerçekten sizin gibi boşanan çiftlerde bunun %5'i bile olmayabiliyor. Sizin şu an olduğunuz nokta. Bizim bir ortak da olmayabiliyor. Ortak bir geçmişimiz var. Biz beraber büyüdük. 20 yaşında evlendim, o 25'ti. İki tane çok güzel çocuk ve bir varlık ortaya çıkardık. İkimize çok uğraştık. Tamam, bir zaman sonra değiştik. Yani insan kendi hayat çizgisi içerisinde çok değişiyor. Doğru. Ve değişirken beraber de değişebilirsin. Ayrı ayrı da değişip gene de birbirini bulabilirsin. Biz başta öyle gittik ama ondan sonra bir yerden sonra artık bitti. Okey. Ben mesela daha fazla diyalogda olmayı isterdim. Çünkü benim için hayatımın en eski dostu. Evet. Çünkü biz dostuk da. Çok kıymetli bir şey. Evet ve aramaz mesela beni. Ama ben aradığımda da susmaz. Ve orada anlıyorum ve bunu da olgunlukla karşı. Okey, demek ki böyle olmalı. Bazen kafama esiyor. Ondan sonra birkaç defa yaptım, sonra da dedim ki yok, yani o şimdi yeni bir hayat düzeni kurdu. Ben ona oraya girerek alt üst etmemeliyim. Ama hani evet ister, ya nasılsın, iyi misin diye ama sormak ve sorulmak ister. Senin bu duruşun çok kıymetli. Bak bu duruşu, oradaki o sınırı çekmeyi bilmeyen de çok fazla çift var. Yani boşansalar bile, iyi bir şekilde boşansalar bile, evet. Ben böyle örneklere de şahit oldum. Hala daha birbirlerinin hayatlarında çok fazla yer kaplamaya devam ediyorlar. Biz eski dostuz, biz eski arkadaşız diyerek başka hayatlarına yeni insanlar girdikleri zaman diğer taraf mesela çok eleştirel olabiliyor ya da işte ona yardımcı oluyorum derken daha fazla o yeni gelen kişiyi nasıl desem kötü gösterebilecek farklı yorumlar yapabiliyor ve böylece iki kişiye ne kadar o ilişkiyi bitirdik deseler de aslında o ilişkinin içerisinden çıkamıyorlar, sevişmiyorlar da, arkadaş gibi de takılıyorlar ama yeni insanlara da bir türlü alan açamıyorlar. Gelişmeyi durdurursun öyle. Evet. Yani daha doğrusu baltalama gibi bir şey var, olabilir. Evet. Yani evet, hani hep beraber tatile gidelim ama falan gibi bir konu yok. Bir kere yaşamı ayırmak istediğinde bazı şeyler hakikaten ayrılmalı. Mesela benim İzmir'de kalmamamın tek sebebi bu. Olmazdı çünkü 50 sene orada yaşamışım, herkesi tanıyorum. Zaten bir insanlar ne yapacaklarını şaşırarak, çünkü hiç kimse kapalı kapılar arkasında ne olduğunu bilemez. Kendine göre bir doğruları vardır ama bilgisizdir. Yani ne onu tam bilir ne öteki tarafı bilir. Bilmek zorunda da değil. Ama illaki bir toplumda şöyle bir şey var.
bir tarafta bulunmak gibi bir ihtiyaç duyuyorlar. Biraz acı verici bir şey o, üzücü. Evet. Ama var mı? Var. Bu da onların boynu olsun. Onlara, evet, onların olsun. Beni, yani beni üzdü ama benim büyümeme de yardımcı oldu. Bana inanılmaz hediyeleri oldu. Gelip de aranmamak, yani göğe arkadaşız da nasılsın diye hatır sorulmamak müthiş bir dersti. Bana gücüme daha da güç kattığını düşünüyorum. Yani evet, zaten biraz böyleydim, daha da böyle ama yumuşamayı da öğrendim yani. Evet, okey. Hoşgörülü olmayı öğretiyor. Ama iç içe olduğun zaman bunu yapamazsın. Hala daha o birbirimize olan bağlarımızı aktif tutmak gibi bir şey. Evet, evet. Onun için senin bu anlamda işte sınırını ve yerini bilmen ve oradaki o olan olayı görmen bence çok kıymetli. Evet, evet. Bu arada çok komik bir şey yaşadık. Yeğenim evlendiğinde tam bir sene olmuştu boşandığımızda ve ilk defa hep beraber olacağız. Bu arada evlilik yaşıyor, yeni evlenmiş. Eşini de çok iyi tanıyorum. Ben çok da seviyorum. Çok da tatlı bir hatun. Ondan sonra düğünde kızlar babalarını aldılar, dans ediyor. Ay ben de dans etmek istiyorum. Bana kimse gelmiyor. Bir baktım. Yeni eş de orada böyle sallanıp gittim yanına. Gel dedim, biz beraber dans edeceğiz. Bizi kaldıran adam yoksa. Ve böyle bir şaşırdı. Ay tabii ya dedi. Dedim ne yani benim alıp bir şey vereceğim hiçbir şeyim yok. Aynen. Yani benim bir tek sevgi var verebileceğim. Evet. Ve çok komik oldu ve çok eğlendik o düğünde. Ama bak, yani sen bu konu için böyle gülerek, eğlenerek tabii ki anlatıyorsun. Ay, öyle hızlıca üzerinden geçiyorsun. Hızlıca üzerinden geçilecek bir konu değil. Değil mi diyorsun? Yani bu Türkiye şartlarında özellikle gerçekten üstünden hızlıca geçilebilecek bir konu değil. Ha. Yani başta bir kere aynı düğüne o boşanan çiftten birisi kesin gelmez. Hani ya ben öyle bir dakika anlatayım. Diğeri gelmesin diye düğün sahiplerine baskı yapar. Ondan sonra o düğün sahipleri gerilir. Ay ikisi de boşandılar. Şimdi biri evlendi. Nasıl bir araya getireceğiz diye onlara ayrı bir yük olurlar. Bir yandan da kendi yaşadıkları problemlerinden. Üstüne üstlük hadi diyelim aynı düğünde bir araya geldiler. Dans etmez. Yani kalkıp da eski kocası yeni eşiyle de kimse dans etmez. Bence böyle olması gerekiyor, senin yaptığın en doğrusu. Bilmiyorum doğru mu? Benim içimden gelendi bu. Ama bu işte kin duymamaktır. O duyguyu beslememektir. Yok, o ağır duyguları taşımamaktır. Yani öyle olduğu için sen zaten şu anda aslında böyle nasıl desem pozitifsin, işte dışa dönüksün, ondan sonra iletişim tarafın çok kuvvetli ve yani orayı şöyle de besleyebilirdin. Kin duygusu olabilirdi, karşılıklı birbirinizden böyle o kadınla birbirinizden nefret ederek orayı da besleyebilirdiniz. Ondan sonra ama olabilirdi tabii tabii ya, sonsuz olasılıklar içerisinde. Ama senin iletişim kurma şeklin bu olmadığı için. Sen sevgi dilinden iletişim kurmayı aslında bildiğin için, senin bildiğin şey bu. O yüzden o iletişim öyle kötü yerlere gitmedi ve birlikte dans ederek ortamı aslında... Akşamı da beraber bitirdik. Şöyle harika ki... Harika bir hale getirdiniz. Ben şunu anlatayım. Benim yeğenim, bizde de 3 kız bir erkek var ailede. Yani hepsi, ben ilk doğuranım. O çocukların hepsi bir şekilde elime doğdu. Ve benim yeğenimle, kız yeğenimle özellikle çok güzel bir bağım var. Annesi o ara çok ciddi hastalık boyutundaydı. Ve anneler günü aranan, yani beni arıyordu, tamam. Ve bu düğün olayı olduğunda ben aradım, dedim bak ben gelmesem de olur. Yani bu kaosun içinde annen şöyle stres var. Hani herkes çok bir şaşırdı, ben ayrıldım, eski kocam evlendi falan. Dedim ki ben gelmiyorum. Saçmalama dedi. Tabii ki sensiz olmaz. O zaman tamam dedi. Okey. Yani ben şeyim yok. Alıp veremediğim bir konu yok zaten. Ama ondan sonra orada ilk bir böyle herkes bir şaşırdı. Sonra dedim niye şaşırıyoruz? Ya yani çok ben devam ediyorum hayatıma. Ben de hayatıma bir partner soktu. Evlenmedim. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama birileri var hayatımda ben. Devam et, yoldayım yani, hiç bitmeyen bir yolculuktayım. İşte o yoluna devam edemeyenler orada takılıyorsun orada zaten. Takılı kalıyorlar. Tabii ki, takılırsın. O karşı tarafın kötü olmasını istiyorlar, karşı tarafın acı çektiğini görmek istiyorlar, bundan beslenmek istiyorlar. Kendi yollarına da bakamıyorlar çünkü onun sürekli olarak kötü olduğunu
bekledikleri bir dünyaları oluyor kendi içlerinde. Biliyorsun bahsetmiştim o Karpman drama üçgeninde şeyden bu yargıç, evet, zorba, evet, bu resmen evet, zorbalık ve evet, karşıdakine manipülasyon yapmak. Onu yaptığın zaman aslında kendine o kadar çok güç veriyorsun ki tekrar toparlanman çok zor. Ve içerideki o dırdır edene, içimizdeki o yaraya dönmemiz lazım. Olay bizimle ilgili. Doğru. Neredeyim ben? Neden başkasına kötü bir şey niyet edeyim? Evet, evet, evet. Onun da hakkı. Evet. İstediğin kadar haksızlığa uğradığını düşünsen bile, bir baktığında o haksızlık diye bir şey yok. Bu bir deneyim alanı aslında. Bunu deniyorsun. Bu bir masadaki yemeği tadıp bunu beğendim. Bunu hiç beğenmedim bana göre diye bir tanesi de bir tek ona yesem olur gibi, anlatabiliyor muyum? Oralarda takılmak iyi bir şey değil. Aldın, tattın ve devam et diyor buna yani. Çünkü bu içerideki hikayeci, the narrator diyorlar İngilizce. O hani filmlerde arka sesi anlatan var ya, bizim içimizde de var. Onu yaptığımız sürece çıkamayız o sarmaldan. Devamlı yeriz yani kendimizi. Ben hiç izin vermedim kendime. Zaten yok öyle bir şeyi. Yok, sende fakat yok. Sende öyle bir duygu yok. Yok, hayır, bende öyle bir duygu yok. Şöyle çok tatlı bir şey oldu. Gecenin bir saatinde artık biz dansımızı da ettik beraber. Çocuklarla ettik falan. Güzel. Bu ara eski arkadaşların hepsi bakıyorlar falan. Ve çok, ne yaptın, ne oldun falan diye. Ondan sonra böyle bir oturduk, üçlü muhabbetimizi ettik. Konuşulması gereken birkaç konu vardı. Üçümüzün olgun, yetişkin insanlar olarak. Sonra da ben şimdi dedim bir taksi çağırayım. Olur mu öyle şey? Biz seni götüreceğiz. Şimdi arkadaşımda kalıyorum Bornova'da. Ay beni kapıya kadar getirdin. O kadar tatlı oldu ki yani resmen evet, evet, bir tamam, birine o alanı saygı duymak olayıydı yani. Evet, bu da var ve çok güzel. Ben orada hakikaten bana çok iyi geldi. İyi ki de dansa kaldım. İyi ki de yapmışsın. İyi ki de yapmışsın. Yani yakışıklı erkek olsaydı onunla dansa kaldım. Yoktu ama. Yani, ya kendinden biz hepimiz kendimizden sorumluyuz. Kesinlikle katılıyorum. Ve ben durduğum yerdeki halim benim yarattığım yer. Evet. Ve sen bunu görmezsen içinde oturursun o bok çukurunda ve herkese atarsın o bokları ama kendini görmeyi reddedersin. Hı hı. Ben girdim o bok çukurunda, oturdum çok güzel maşallah. Bütün korona döneminde neden, niye böyle oldu, ben ne yaptım, doğru mu yaptım, da. Tamam, bir sürü kendini sorgulama sistemi ve çok yardım aldım. Yardım aldım yani. Güzel şamanımdan da yardım aldım, Kübracığımdan, homeopatımdan, kadın çemberimden. Ve almak zorundasın. Orada tek başına ben her şeyin altına kalktım, ben doğrudayım, kalamazsın. Kalmamalısın. Çünkü hayat çok keyifli. Hayat çok güzel. Yani hayat ya renksiz görebilirsin. Hepsi beş tonları ya da hepsi gri tonlarında görebilirsin. Ya da rengarenk görebilirsin. Seçim senin elinde. Nerede oyunu oynamak istiyorsun? Böyle bir şey, evet. Böyle. Evet, neyse bugün bu bir konumuz. Evet, aynen. Evet, belki birilerine bir faydası olmuştur. Bir kelime bile bir şeyi tetikliyorsa ne mutlu bize. Başka bir podcast'te, YouTube'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.